Efendim geçtiğimiz dakikalarda üçlü zirvenin başladığını duyurmuştuk ve o zirve an itibariyle sona erdi. Üç lider arasında gerçekleşen zirve toplam 40 dakika sürdü. Ve yine geçtiğimiz dakikalarda gösterdiğimiz görüntüyü şu an ekranlarınıza getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le yapacağı üçlü zirve için sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan harekete geçmişti. Ve 2,5 saatin ardından da Polonya'ya inmişti. Geçtiğimiz dakikalarda da yine Guterres'in de katılımıyla o üçlü zirve başlamıştı. Yine o son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmıştık. Ve son bilgilere göre o zirve sona erdi ve zirvenin süresi ise 40 dakika oldu. 40 dakika boyunca iki lider ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bir zirve gerçekleştirdi. Toplantı, görüşme gerçekleştirdi. Tabii liderlerin tahıl koridoru, insani yardımlar ve savaşın sona erdirilmesi çabalarının da yine ele alacağı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ilerleyen dakikalarda liderlerin açıklamaları olması bekleniyor. Görüşmeye ilişkin, gerçekleştirilen üçlü zirveye ilişkin, neler konuşulduğuna ilişkin bir basın toplantısı da yine gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tabii o basın toplantısında, yani gerçekleştirilecek basın toplantısında neler konuşulduğuna ilişkin biz de daha net bilgilere sahip olacağız. Fakat liderlerin tahıl koridoru, insani yardımlar ve savaşın sona erdirilmesi çabalarının ele alınmasının beklendiğini belirtelim. Yine en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri ise Rus lider Putin'le Zelenski'nin yüz yüze bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine Türkiye'nin denge politikası kapsamında savaşın ilk gününden itibaren bu çabayı sürdürmekteydi ve yine bu konunun da gündeme gelmiş olma ihtimalinden bahsedebiliriz. Yine çok sayıda görüşme gerçekleşti. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 saatin ardından Polonya'ya indi demiştik. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanında Polonya Bölge Valisi Radoslav Wiatr ve Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat karşıladı. Ardından Ukrayna'nın Lviv şehrine gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Potoçki Sarayı'nda üçlü zirveden önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Ve o ikili görüşmenin ardından da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de katıldı ve bir üçlü zirve gerçekleştirmişti. Aynı zamanda o zirvenin de bittiği bilgisini şimdi sizlerle paylaşıyoruz. O zirvenin başlangıcına ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı. O fotoğrafı da yine şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da o bölgede, Hakan Fidan'ın da yine o bölgede olduğunu sizlerle paylaşalım. Heyetler görüşme gerçekleştirdi ve o üçlü zirve, günlerdir beklenen üçlü zirve an itibariyle sona erdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de katılımıyla başlayan zirve an itibariyle sona erdi. Tahıl koridoru, insani yardımlar ve savaşın sona erdirilmesi çabaları da yine ele alındı. Şimdi bir telefon bağlantımız var. Mesut Hakkı Caş'ın bizlerle birlikte. Sayın Caş'ın hoş geldiniz. Merhaba efendim, saygılar sunuyorum. Şimdi görüşme sona erdi dedik. Nasıl değerlendirirsiniz? Böyle başlayalım. 40 dakika sürdü görüşme. Teşekkür ederim. Şimdi 3 parametreden bakmak lazım. Yani bütün dünya burayı bir defa izliyor. Masada bakıldığı zaman her ne kadar sağlık koridoru üzerinde yapılacak denetleme var. Sayın Guterres'in hem Odessa'ya arkasından İstanbul'a gelmesi, ama bana göre asıl mesele burada kalıcı bir ateşkesin nasıl yapılacağı hususu üzerinde tarafların tartıştığını düşünüyorum. Masanın üzerindeki asıl sıklet merkezi bu. Diğer taraftan Zaporoski nükleer santralında bütün dünyayı endişeye sevk eden, Birleşmiş Milletler Atom Enerjisi'ni de bir şekilde alarma geçiren buradaki ateşkesin sağlanması ve Olevka hapishanesindeki Birleşmiş Milletler Araştırma Ekibi'nin buradaki ölümleri araştırması, iki tane boyutu var. Bu dört konunun içerisinde bana göre barış için önemli bir fırsat penceresi var ve müzakere ve diyalog yolunu, insani yardım koridorlarını açan Türkiye'nin önemli bir hukuki başarısıdır, diplomatik başarısıdır ve savaşa insani ve hukuki bir çözüm yolu getirilmesi bakımından önemlidir. İkinci husus, milyonlarca insanın açlık sorununa bir çözüm modelini önermiştir Türkiye. Diğer taraftan da Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin hem Odessa hem İstanbul'u tarihi ziyareti, gelecek 100 sene içerisinde de konuşulacak bir meseledir.
Nitekim Türkiye burada dünya liderleriyle görüşen bir pozisyona yükselmiştir. Bu bakımdan bakıldığında da Türkiye'nin özellikle dünya barışı içerisindeki katkısının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bakıldığında Rusya tarafı Sayın Peşkov tarafından henüz vakit erken ve öbür taraftan Kiev'in ev ödevlerini yapması gerekir diye bir atıfı var. Yani şunu söylemek istiyor Rusya tarafı, iki bölge, Luhansk ve diğer bölgenin Donetsk'in tanınmasını talep ediyor. Masada bu var. Zannediyorum Sayın Putin'in mesajı da Zelenski'ye iletildi. Sayın Ceşin, sözünüzü kesmem gerekiyor. Buyurun. Ama bir soru sormak istiyorum size. Şimdi sürecin başından itibaren aslında konuştuğumuzda hep aynı kapıya çıkıyor. Zelenski ile Putin'in bir görüşme gerçekleştirmesi gerekiyor ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konudaki çabalarını da ekranlara getirdik. Şimdi sizce bu görüşmenin ardından, yani bu üçlü zirvenin ardından bir Putin-Zelenski görüşmesi çıkar mı? Ya da ihtimali ne şu anda böyle bir görüşmenin çıkmasının? Çok güzel bir soru. Ben teşekkür ediyorum. Aslında üç şekilde bakmak lazım. Bunlardan bir tanesi, savaşı isteyenler kim? Barışı isteyenler kim? Türkiye barıştan yana. Bakın, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Zelenski ile 3 Şubat'ta yapmış olduğu konuşmada Türkiye'nin burada bir savaş istemediğini ortaya koymuştur. Türkiye hem Antalya hem İstanbul zirveleriyle bunu masaya koymuş ve çok önemli, Kiev'in bir şekilde düşmesini önlemiştir Türkiye. Aynı zamanda da bu Yılan Adası denen adadan Rus askerlerin çekilmesini sağlamak suretiyle bugün ticari gemilerin serbest geçişini sağlamıştır. Orta vadede bu tahıl konferansından sonraki gidişat bütün dünya memnun. Rusya da memnun, Ukrayna da. Peki bu acaba orta vadede, dikkat edin bu çok önemli. Bu model, yani gıda modeli, enerji modeline dönüştürülüm. Yani Rusya'ya yaptırılan yaptırımlar böyle devam ederse, bu da konuşuldu masada tahmin ediyorum, bunları açıklayacak liderler. Acaba Rus gazı Avrupa'ya gider mi? Bir şekilde bloke edilmeden ve petrol. Üçüncü husus, acaba masaya otururlar mı? Şimdi şu var. Bakın Antalya'da konuşulsaydı bu çok farklı olacaktı. Yani barışa oturulsaydı. Rusya tarafına bakıldığı zaman Putin şunu söylüyor. Masadan uzaklaşıldıkça Ukrayna kaybediyor. Doğru. Rusya da kaybediyor. Peki ne olabilir? Bence tek çözüm yolunun iki liderin bir şekilde İstanbul'da bir araya gelmesi. Türkiye bu rolü üstlenmiştir. Ancak Batı bundan memnun değil. Bakıyorum, ben sabahtan beri Batı basını izliyorum. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri para ödenecek mi diye bu kadar boş ve bir dünya devleti böyle bir barışçı şeyi, çabayı görmezden geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri orada. Öbür taraftan da şunu söylüyorlar. İşte Putin'le Erdoğan yakınlaştı. Bu NATO devletine uymaz. Ya kardeşim, şöyle bir hadise var. Burada en çok zarar gören, aynı Irak-Suriye Savaşı'nda olduğu gibi, Türkiye. Türkiye hem Rusya ile hem Ukrayna ile ticari anlaşmaları var. Ve 3 Şubat'ta yapılan görüşmede Türkiye 10 milyar doları çıkarmak istiyordu hedefini. Ve dikkat edin, yanında istihbarat başkanımız var. Bayraktar'ın sahibi var, Sayın Bayraktar orada ve en önemlisi Savunma Bakanı da orada. Demek ki Türkiye TB2'leri de orada üretmek istiyor. Bundan tabii Rusya memnun değil. Bu kadar riski göze alan bir liderin ve Türkiye'nin yaptıklarının Batı tarafından görmezlikten gerilmesi ve Türkiye'ye parmak sallanmasının ben diplomatik ahlaka uygun olduğunu düşünmüyorum. Ve bu durum, yani savaşın uzaması, Ukrayna gençlerinin hayatına mal oluyor. Şimdi ben Ukrayna'da ders vermiş bir hocayım. Birinci savaşta 16 bin Ukraynalı öldü. Burada en az 50-60 bin insan öldü. Ruslardan da o kadar. Bunu biz 4'te çarptığımız zaman yaklaşık 500 bin insan yaralı ve ölü. Bu savaşın kazananı kim? Hiç kimse. Evet. Amerikan silah şirketleri ve geçen hafta Kırım'a yapılan saldırıda da birileri savaşın uzamasını istiyor. Savaşı peki bitirmek isteyen kim? Türkiye. Peki. Bu bakımdan bu şanstır ben Kiev için. Zannediyorum Zelenski bunu görür ama Amerikan baskısına karşı koyabilecek mi? Bu konuda şüphelerim var. Peki şimdi öte yandan Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santralindeki tehdit de devam ediyor ve Rusya kontrolündeki santralde askeri bir hareketlilik de söz konusu. Yine şüphesiz ki bu konu da önemli bir konu Sayın Caşın.
Ve bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz, ne ifade etmek istersiniz? Çünkü efendim, özellikle böyle bir dönemde, böyle bir üçlü zirvenin yapıldığı dönemde yine dünya medyası tarafından, özellikle Batı medyası tarafından sıkça konuşulan konuların başında geliyor Zaporijya Nükleer Santrali. Şöyle söyleyeyim, ben Zaporoski'de görev yaptım, seçim denetçiliği. Son derece kritik bir yer ve Avrupa'nın en büyük nükleer santralı burada bir. İkinci husus, bir defa 9 Ağustos'ta oksijen ve nitrojen ünitesinin zarar görmesi ve yüksek voltaj hattına yapılan bombardıman Avrupa'yı bir şekilde nükleer radyasyon tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir. Ve Birleşmiş Milletler bunun çok ciddi, önemli ve tehlikeli olduğunu ve prensiplerin bozulduğunu ifade etmiştir. Bu ne demek? Uluslararası Savaş Hukuku ve Cenevre Sözleşmelerine bakıldığında 49'da nükleer santrallar hedef olamaz. Dolayısıyla burada hem savaş hukuku açısından hem de nükleer güvenlik açısından Çernobil'den çok daha büyük bir patlama olur bir. İkinci husus şöyle bir şey var. Şoygu da şunu söylüyor. Ukrayna'da nükleer silah kullanmaya ihtiyaç duymuyoruz. Ama NATO askeri hareketlilikte artış var. Yani Rusya parmak göstererek nükleer savaşta NATO'yu tehdit ediyor. Şimdi meselenin bir de Türkiye açısı var. Nedir o? Zaporoski bize yaklaşık 3 saat mesafede deniz yolunda. Ne demek istiyorum yani? Burada herhangi bir patlama olduğu takdirde Türkiye çok büyük zarar görür. Bu bakımdan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın burada konuşması, burada bir çözüm üretmesi, dünya barışı açısından ve nükleer güvenlik açısından da çok önemli. Unutmayalım ki Akkuyu nükleer santralını yapanlar da Ruslar. O halde bütün bu söylediğimiz, baştan söylediğim gibi Olavka hapishanesindeki ölümlerin de araştırılmasına koyduğumuzda Türkiye insani hukuk açısından, nükleer güvenlik açısından, savaşın bitirilmesi açısından, sahil güvenliği ve en önemlisi enerji güvenliği açısından elinden geleni yapıyor. Fakat maalesef başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere NATO müttefiklerimizden yeterli desteği görmüyor. Ama Türkiye bu destek olmadan da dünyanın beklediği bir umuttur. Dünya barışı için bugünkü toplantı çok önemlidir. Ben Ukraynalı müttefiklerimizin de bunu anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Ve bu masadan çok önemli kararlar çıkabilir diye de ümit var. Peki, çok teşekkürler Sayın Caşın. Aktardığınız bilgiler, değerlendirmeniz için. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun efendim. Saygılar duyuyorum. Çok sağ olun. Efendim şimdi bir bağlantımız daha var. Furkan Kaya bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Furkan Bey yayınımıza. Türkiye'nin şu anda... Tamam, bir yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Türkiye'nin tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Guterres arasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri arasındaki üçlü zirve sona erdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle başlayalım bu zirveyi. Tabii öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Antalya Diplomasi Forumu'ndan itibaren tabii ki Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla beraber yürütmüş olduğu bu diplomasi trafiğinin gerçekten hasat zamanı şu an Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşıyoruz. Şu anda Türkiye'nin zaten çevre coğrafyası bir ateş çemberi ve onlardan biri de tabii ki Ukrayna Savaşı. Ve Ukrayna Savaşı aslında öyle bir çatışma alanı ki, öyle bir çarpışma alanı ki bunun hem enerji anlamında, hem gıda anlamında, siyasi anlamda ve tabii ki belki de en derin ekonomik anlamda küresel bir etki oluşturduğunu görmekteyiz. Ve en başından beri bizim uçurum kenarı diplomasisi olarak benim aslında adlandırdığım Türkiye'nin savaşan iki taraf arasında öncelikle kolaylaştırıcılık, ardından ara buluculuk ve bunun bir sonraki adım olarak da tabii ki ateşkes sürecinin gelmesi ve sonunda tabii ki kalıcı barışın inşallah sağlanması noktasında şu an dünyada en çok mesai harcayan ve bu noktada en çok risk alan ülke aslında Türkiye. Peki bu görüşme kalıcı barışın kapısını aralar mı Furkan Bey? Bu görüşme kalıcı barışın kapısını aralar mı? Şimdi Kaan Bey, tabii ki amacımız bu ama tabii daha gidecek çok yol var. Yani bu bir aşamadır. Ateşkese giden yolda önemli bir kilometre taşıdır. Ama öncelikle tabii ki Rusya'yı nerede durduracak meselesi. Yani şimdi biliyorsunuz Putin birçok kez açıklama yaptı. Siz Ukrayna'yı silahlandırdığınız sürece biz o silah mühimmat depolarını vurmaya devam edeceğiz ki gıda anlaşması sonrasında biliyorsunuz Odessa'da bir depo vuruldu Ruslar tarafından. Şimdi bence Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski'ye bu noktada bu anlamda bazı ihtarlarda veya bazı tavsiyelerde bulunduğunu, yani NATO'nun çok fazla ki rüzgarına kapılmadan, ki bunu Zelenski de aslında ifade etti, artık bu çatışma noktasından nasıl geriye dönülür veya ne noktada ateşkes sağlanır, bence bu konuşuldu. İşte görüyorsunuz 620 milyon ton tahıl sevk edildi ki gıda kriz dediğimiz aslında çok büyük bir insani, küresel ölçekli insani krize sebep olacak bir noktadaydı. Ama Türkiye'nin çabaları sayesinde bu sorun da çözüldü. Yavaş yavaş, ki bir de şu var Kaan Bey, yani şimdi Ukrayna ve Rusya Türkiye'ye güveniyor.
şu anda Ukrayna ve Rusya gibi iki ülkenin, savaşın ülkenin güvenebileceği başka bir ülke de yok. Buna Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'ti. Hem Dolmabahçeli görüşmedeki orada gördük, ifade etti. Ve işte bu toplantıyla beraber ki Soçi zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin arasında görüşmede Ukrayna meselesi gene ağırlık noktasındaydı. Çünkü Rusya buradaki özellikle Karadeniz dengesi oluşması ve Rusların Karadeniz'deki çıkarlarının zarar görmemesi adına bir mekanizma çalıştırılmaya gayret ediliyor. Burada Kırım'ın ilhakı, Donbas'ın işgali. Şimdi ne dedi mesela Zelenski? Biz savaşın başladığı noktada Kırım'ı kurtarmadan bu iş bitmeyecek dedi. Ama diğer taraftan biliyorsunuz Henry Kissinger, Amerika Birleşik Devletleri'nin hala diplomasi beynidir. O da diyor ki Ruslar kesinlikle Kırım'dan çıkmaz, Donbas'ı da terk etmez. Bunu siz bu noktaya getirmeden evvel düşünecektiniz diye açıklama yapıyor. Peki. Yani Rusya Kırım'ı terk etmez. Kırım... Peki Furkan Bey, buyurun. Şimdi farklı farklı açıklamalar var. Yani hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından. Şimdi biz hem gerek bu süreçte, bu savaşta, gerek diğer savaşlarda hep şu noktayı gördük. İletişim. Yani bir şeyin çözümü iletişimdir. Ve burada da iletişim Rus lider Putin'le Zelenski'nin evet. konuşmasından geçiyor. Tabii biraz önce aslında Sayın Caşın'a da bu soruyu sormuştum. Size de sormak istiyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşın ilk gününden itibaren özellikle iki lideri bir araya getirmek için çok ciddi bir çabası var. Peki ilerleyen günlerde mesela bu görüşme o ihtimali yani iki liderin görüşme ihtimalini arttırdı mı sizce ya da arttırabilir mi? Çünkü çözümden bahsediyorsak şimdi iki lider arasında bir orta vadeli iki liderin ve... tabii aslında nihai hedef o iki liderin karşılıklı olarak oturması ve belli noktalarda tabii ki müzakere biliyorsunuz alverize dayanır. Diplomasi dediğimiz almadan vermek olmaz. Bu noktada iki tarafın bir araya gelerek orta noktada buluşmaları, mutabakat zemin oluşması meselesi ama orta vadede bunun oluşacağını ben düşünmüyorum. Çünkü böyle bir ihtimal ortaya çıktıkça ki biz Türkiye olarak bunu hep arzu ediyoruz. Hep bir provokasyon ve belli algılarla bu mesafe açılıyor. Çünkü savaşın devam etmesini isteyen taraflar da var. Şimdi Putin'den baktığımız zaman gözlüğüyle, Putin gözlüğünü takarsak eğer, özellikle Rusya'nın savaşın belli seviyede devam etmesi Rusların çıkarına oluyor. Neden? Çünkü hem enerji kartını kullanıyor, hem tahıl kartını kullanıyor. Ve bugün siz ne kadar Ruslara yaptırım uygularsanız uygulayın, bakın petrolü satmaya devam ediyor. Ukrayna Savaşı başladığı günden itibaren 370 milyon ton petrol sattı Ruslar. Aynı seviyede gaz satışına devam ediyor. Dönem dönem ruble dolar karşısında değer kazanıyor. Yani savaşın devamı aslında Ruslara belli noktada çıkar da sağlıyor. Diğer taraftan Ukrayna tarafında da özellikle silahlandırılmasıyla beraber bu ateşin belli seviyede tutması belli kesimleri özellikle savaş sanayisi dediğimiz bu algıyı oluşturanlara da bir avantaj sağlıyor. Hani ama bu noktada Türkiye'nin yaklaştırma seviyesine getirdiği noktada bazı şeylerin de provoke edildiğini görüyoruz. İşte bazı saldırılar olduğunu görüyoruz. Ama bizim için önemli olan bu tansiyonun dengelenmesi. Çünkü dengenin olmadığı yerde Kaan Bey bir savaş oluyor. Bir kaos, bir çatışma oluyor. Ve Türkiye burada yeni bir global güvenlik terazisi inşa etmeye çalışıyor ki Karadeniz'in ateşi Akdeniz'i sarmasın, Hazar'ı sarmasın. Çünkü Rusların bu Kırım meselesini bu kadar çok ön plana koyarak buradan çıkmam demesi, Donbas'tan çıkmam demesinin arkasında Az Akdeniz'i ve Kerç Boğazı üzerinden Güney Kafkasya siyaseti yatıyor. Güney Kafkasya siyasetiyle beraber Hazar ve bunu Vladivostok'a kadar uzanan bir tsunami etkisinden olabileceğini söylüyorlar. Yani bu Ruslar için bir felakettir, bir yıkımdır yorumları yapılıyor. Şimdi bu noktada siz Rusları durduramazsınız. O zaman belli seviyede anlaşma. Şimdi Dinyeper Nehri, Transdinyester, bunların önemli ticari güzergahlar olduğunu görüyoruz. Hem kargo taşımacılığında hem Transdinyester'in özellikle ayrıntıçların, Rus ayrıntıçların olduğu bölgede işte Romanya'nın özellikle Moldova üzerinden burada işte bir ilhak, bir birleşme. Yani bu nokta dediğim gibi denge sağlanmadan iki liderin bir araya gelmesi çok zor ama orta vadede ben bunu düşünmüyorum. Ama dolaylı da olsa işte bu tip görüşmeler en azından ateşkese giden süreçte kilometre taşları olacaktır Kaan Bey. Peki Furkan Bey çok teşekkürler aktardığınız bilgiler için. Efendim tabii sıcak gelişmeler ekranlara getirmeye devam ediyoruz ama bir kez daha belirtelim. O üçlü zirve, uzun zamandır konuşulan üçlü zirve an itibariyle sona erdi.